Ben Ahmet Çelikkollu. Bugün size 2018 TBDY 2018 performans analizi aşamasında mevcut bir binada kullanmamız gereken beton sınıfının tayinini anlatmaya çalışacağım. Bir binada performans analizi yapacaksanız mutlaka kapsamlı bilgi düzeyini kullanın. Kapsamlı bilgi düzeyini kullanın. Mevcut bir binada beton kalitesine karar verebilmeniz için en az 9 tane karot aldırmanız gerekli ve bu karotlar 10 santim çapında, 10 santim uzunluğunda olmalı. Ve birebir çıkan değerleri ancak bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani karotlar 100 milim çapında ve 100 milim uzunluğunda olacak. Bir binadan da en az 9 tane alınacak. Zemin katlar 3 tane, diğer katlardan 2'şer tane en az karot alınmak zorunda. Ben tek katlı bir binada performans analizi yapacağım. Kaç karot aldırmam lazım? 9 tane aldırmanız lazım. Veya 2 katlı bir bina kaç karot aldırmam lazım? O zaman zemin kattan 5 tane, birinci kattan da 4 tane, yine toplam 9 tane aldırmanız lazım. 3 katlı bir bina olursa zemin kattan 3 kesin. 3 tane birinci kat, 3 tane de ikinci kattan toplam 9. Yani her halükarda bir beton kalitesine karar verebilmek için, betonun dayanımına karar verebilmek için ve performans analizinde kullanabilmek için kesinlikle 9 tane karot aldırmanız gerekli. Şimdi mevcut bir binadan karot aldığımızı düşünelim. Zemin artı 1 artı ikinci iki katta, zemin artı 1 artı ikinci kattan oluşan bir binada. O değerleri bir varsayalım, karot aldırmış gibi. Ona göre mevcut bu binamızdaki hesaplarda, performans analizinde acaba benim beton dayanımını kaç almam gerekli? Bu önemli çünkü verileriniz ne kadar gerçekçi olursa performans analiziniz o kadar gerçekçi sonuç verir. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım, göz ardı etmemek lazım. Zemin kattan 3 tane karot aldık. Toplam ne dedik? 9 tane. Birinci kattan 3 tane karot aldık. X4, X5, X6 olsun bu karotlar. Bu karotların hepsi de 100 santim, 100 milim çapında, 100 milim de uzunluğunda. İkinci kattan da X7, X8 ve X9 karotlarını aldığımızı düşünelim. Ondan sonra bunları gidelim laboratuvarda kırdıralım. Ve laboratuvarda sonuçlar gelmiş olsun bize. Sonuçları megapaskal yazacağım. 14, 10 megapaskal, 15 megapaskal. Yani 140 kilogram bölü santimetre kare, 100 kilogram bölü santimetre kare, 150 kilogram bölü santimetre kare. İşlemlerde kolaylık olsun diye ben megapaskal olarak aldım. 9 olsun. 9 megapaskal, 11 megapaskal, 8 megapaskal. Yani 90 kilogram bölü santimetre kare, 110 kilogram bölü santimetre kare, 80 kilogram bölü santimetre kare. Bunlar da katlarımız ne dedik? Toplam 9 tane dedik. Zaten 9 taneyi de alıyorum. X7 7 megapaskal olsun. 4 megapaskal kabul edelim. Bunu da 10 megapaskal kabul edelim. Yani 70 kilogram bölü santimetre kare, 40 kilogram bölü santimetre kare, 100 kilogram bölü santimetre kare. Dikkat ediyorsanız toplam 9 tane var karotum. Peki ben bu binayı performans analizine sokacağım zaman acaba beton kalitesini ne alacağım? Şunu da hatırlatayım. Karotlar ya kolonlardan alınır ya perdelerden alınır. Aklımızda olsun. Döşemelerden özellikle beton dayanımı için karot alınmaz. İlk başta yapacağım iş bunların bir ortalamasını alalım. Ortalama. X ortalama eşittir. 14 artı 10 artı 15
15 artı 9 artı 11 artı 8 artı 7 artı 4 artı 10. Normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yönetmelik şunu söylüyor. Burada diyor en küçük olan diyor en küçük olanı diyor bir kenara alın. En küçük olanı katmayın. En küçük olanı bir katmıyorum. Onu çıkarttım aradan 4'ü çıkarttım burada. En küçük olan değer o. 10 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En küçük olanı yani bu kadar karat arasında bir problem olmuş olabilir en küçük olan diyor. Ne bileyim çatlak olmuş olabilir. Veyahut da başka bir düzgün alınmamış olabilir kanat. Onun için şimdilik katmayın onu diyor. Katıp katmayacağınızı ben size söyleyeceğim diyor. Nasıl katıp katmayacağımıza bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En düşüğü çıkarttım. 8'e böldüğüm zaman ben bunun ortalamasını en düşük hariç geri kalanın ortalamasını bulmuş olacağım. Ne ediyor bu? 14, 24, 39, 48, 59, 67, 74, 84. 84 bölü 8. Hemen bölelim 84'ü 8'e. 84 bölü 8. Ne etti? 10,50. Yani x ortalama eşittir 10,50 megapaskal. Yani 105 kilogram bölü santimetre kare. Bunun diyor %75'ini alın. 0,75 çarpı 10,50. Aldım. Çarpı 0,75 10,50 aldım. Ne çıktı? 7,88 çıktı. 7,88. Eğer ayırdığınız en küçük dayanım 7,88'den küçükse diyor tamam diyor onu katmanıza gerek yok. 7,88'den büyükse diyor onu da işin içine katacaksınız. Ve bütün hesaplarınızı 9'a göre yapacaksınız artık. 84 bölü artık bunu da toplayacaktım ve 9'a bölecektim. Yani bütün numaraları işin içine katacaktım ama bu çok düşük olduğu için bunu işin içine katmadım. Onda x ortalamayı %75 ile çarpıyorsunuz. %75'inden küçük olan değeri almıyorsunuz. Sadece en küçüğü. Başka değerler de olabilir %75'ten küçük. Ama onları katıyorsunuz. Mesela burada 7 de var. Önemli değil. Sadece en küçük olan değeri katmıyorsunuz. Ne dedik? Ortalama 10,50 megapaskal dedik. Hemen standart sapmamızı bulalım. Standart sapmamızı bulalım. Standart sapma. Standart sapma şudur. Standart sapma şudur. Acaba bulduğum numuneler, dayanımlar ortalamanın ne kadar üstünde, ne kadar altında? Çok böyle gidiyor, geliyor mu? Ne kadar sapıyor? Bir matematiksel ifade. Standart sapma ilgili dayanım ortalamadan çıkarıyorsunuz. Karesinin karekökü toplam n-1'e de bölüyoruz. Standart sapma bu da. Bizim n-1'imiz kaçtı? N'imiz kaçtı bizim buradan? 8'di. Yani 7. X-eksi ortalamaları bulalım şimdilik. Şunları buluyoruz. İlk başta şu kısmı buluyorum. Birincisi için 14 eksi 10,50'nin karesi. Dikkat ediyorsanız sonuç hep artı çıkacak. Yaptım. Şimdi şunu buluyorum. İlk terim x eksi x ortalamayı diyorum. Artı 10 eksi 10 50. Özür dilerim. 10 eksi 10 50 karesi. Artı 15 eksi 10 50. 15 eksi 10 50 karesi. Artı 9 eksi 10 50. 9 eksi 10 50 karesi. Artı 11 eksi 10 50 artı 11 eksi 10 50 artı 8 eksi 10 50 8 eksi 10,50 karesi artı 7 eksi 10 50 7 eksi 10 50 karesi artı bunu çıkarttık değer çok düşük olduğu için şu yüzden önemli. 10 eksi 10 50. 10 eksi 10 50'nin karesi eşittir. Şimdi ben şu ilk terimi buluyorum. Şunu buluyorum. Hemen bulalım. Şunu bulalım.
eşittir. Şunu bulalım. 14'ten 10.50, 3.50. Değil mi? Şurası ne kalıyor? 3.50. 3.50'nin karesi. 3.50 çarpı 3.50 bulduk. Ne çıktı? 12.25. Şurası 12.25. Yazdım. Artı 0.50. 10-12, 0.50 yani 0.25 karesi. 15-10.50 ne kaldı? 4.50. Hemen 4.50'nin de karesini alıvereyim. 4.50 çarpı 4.50 ne yaptık? 20.25. 20.25 onu da yazdım. 20.25. Geldik. 9-10.50 yani 1.50. 1.50'nin karesi 2.25. Bunu da yazdım. 11-10.50 0.5 yani 0.25 karesi, onu da yazdım. Artı 8-10.50 2.50. Bunu makineyle yapacağız. 2.50 çarpı 2.50 ne etti? 6.25. 6.25. 7-10.50 3.50 idi bu. Değil mi? 3.50'nin karesiydi. Hemen onu tekrar yapalım. 3.50 çarpı 3.50 eşittir ne etti? 12.25. 12.25. Şuna geldik. 0.50 yine artı 0.25. Karesi 0.50'nin biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplayalım. 12.25, 12.50, 12.75. 32.75. 33, 35, 35.25, 35.50, 41.50, 41.75, 43.75, 53.75 ve 54. Demek ki şurası 54'müş. Neyi buldum ben? Şunu buldum. Yani ne oldu? Standart sapma, standart sapma eşittir kök içerisinde 54 demin bulduğum bölü n eksi 1, 8 eksi 1 yani 7. Şimdi buna bir bakalım. 54 bölü 7. 54 bölü 7. Ne etti? 7.714. 7.714 diye gidiyor. Evet. 7.71. 71.43 olabilirim. Kök içerisinde 7.7143 alabilirim. Bunun hemen kökünü alalım. 71.43 kökünü alalım. 2.78. Yani ortalamadan 2.78 megapascal sarkabilir. Yukarıya çıkabilir. Aşağı inebilir. Peki ben beton dayanımı olarak neyi kullanacağım? 1. Ortalama eksi standart sapma. Ortalama eksi standart sapma. Buna bakacağım. Bakalım. Ortalama kaç? 10.50. Eksi standart sapma 2.78. Ne eder? Onu bulalım hemen. 10.50. Eksi 2.78. 7.72 megapascal. 7.72 megapascal. Yani 77 kilogram bölü santimetre kare civarında. İkinci indis 0.85 çarpı F ortalama. Bir de buna bakacağım. F ortalama neydi? 10.50 çarpı 0.85. Buna bakalım. Şunu buldum. 7.72 değil ki. 10.50 çarpı 0.85 ne çıktı? 8.93. 8.93 megapascal. İkisini de bulduktan sonra sizin hesaplarda kullanacağınız beton dayanımı F, C, D hesap bunlardan büyük olanı 8.93 yani 89.30 kilogram bölü santimetre kare. Söylediğime dikkat edin.
genel mühendislikte kullandığınız ve hep yaptığınız gibi küçük olanı, namüsait olanı almıyorsunuz. Büyük olanı alıyorsunuz. Yani 8.93 megapaskalı hesaplarınızda kullanıyorsunuz. İyi çalışmalar diliyorum.